BRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye'nin desteğiyle yeni bir siyasetle yoluna devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs'ta anlaşmanın ancak egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet şeklinde olabileceğini yineleyen Tatar, Maraş konusunda da önemli mesajlar verdi. Beyarmudu şehitlerini anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka ters düşen bir uygulama içinde olmadığını kaydetti. Beyarmudu şehitlerini anma töreni ve törende verilen mesajları getiriyoruz ekranlarınıza. Milli mücadele yıllarında şehit edilen 6 Beyarmudu sakini için Beyarmudu Şehitliği'nde tören düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Bugün burada törende ilk konuşmayı şehit yakını Hüseyin Kafa yaptı. Vatan topraklarında bugün hür yaşıyor, çocuklarımızı özgürce büyütüyorsak şehitler ve kahraman gaziler sayesindedir diyen Kafa, Beyarmudu'nun konumu ve Türk köyü olması nedeniyle önemine vurgu yaptı. Burada bulunan şehit Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de şehitler anıtının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek bu yıl ilk kez resmi olarak şehitlerin törenle anıldığını belirtti. Anma töreniyle şehitlere olan vefanın geç de olsa yerine getirildiğini vurgulayan Edip, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere de şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törendeki konuşmasında Kıbrıs meselesi ve Maraş konusuna değindi, önemli mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünün kutlama programı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarete değinen Cumhurbaşkanı Tatar, önemli günler yaşandığını, tüm dünyaya önemli mesajlar verildiğini söyledi. Gelinen aşamada yıllardan beri özlenen iki devlet ve egemenlik temeli dışında bir anlaşmanın olamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de resmi siyaset anlamında tarihe not ettiğine vurgu yapan Tatar, bu sürece Kıbrıs Rum yönetiminin tüm görüşmelerde iyi niyetten yoksun tutumuyla gelindiğinin altını çizdi. Şimdi Arafat'ın Türkiye'nin de desteğiyle yeni bir siyasetle yolumuza devam ediyoruz. Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin işbirliği diyoruz. Bu en doğrusudur. Çünkü bizim halkımız da zaten kendi devletine inanmıştır. Federal temelde bir anlaşma bile hep müzakere masalarında tartışıldığında orada da bizim egemenliğimizin tanınması gerektiğini söylüyorduk. Ama hiçbir zaman kabul görmedi. Dolayısıyla onu daha fazla tartışmaya hiç gerek yok. Ama egemenliğimizi biz hiçbir zaman pazarlığa açmıyoruz. Bunu da altını çizerek vurgulamak istiyorum. Tatar törendeki konuşmasında Maraş açılımına da değindi. Maraş açılımının bir gelişme olduğunu ifade eden Tatar, Maraş'ın bir anlaşma durumunda iadesinin söz konusu olduğunu ancak o anlaşmanın hiçbir zaman olmadığını dile getirdi. Kıbrıs Rum yönetiminin tüm fırsatlara rağmen hiçbir zaman iyi niyetini ortaya koymadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın artık insanlığa açılması gerektiğinin altını çizdi. Maraş'ta kamu alanlarının halkın hizmetine açıldığını hatırlatan Tatar, son alınan kararla %3,5'luk bir bölümün askeri bölgeden çıkarılarak sivil iradeye devredilerek hak sahiplerinin kullanımına açılacağına dair mesaj verildiğini söyledi. Vakıflar İdaresi'nin belgelerine göre Maraş'ın Osmanlı'dan kalan ata yadigarı topraklar olmasına rağmen uluslararası hukuka göre 1974 tapularının tanındığını belirten Tatar, yasal mevzuata taşınmaz mal komisyonunun karar vereceğini söyledi. Bizim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle uluslararası hukuka ters düşecek bir uygulama içerisinde olmadığımızı bir kez daha bu sabah şehitlerimiz huzurunda ifade etmek istiyorum. Bizim niyetimiz mağduriyetlerin önmesidir. İnsan haklarına saygı duyulması itibariyle orada bir açılım getirilmesidir. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan sürece değinerek gelinen aşamanın yeni bir siyasi anlayışı doğurduğunu kaydetti. Aziz şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de şükran sundu. Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tören sona erdi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığından da Maraş konusunda bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş konusundaki açıklamasını Rum tarafı ve Yunanistan'ın baskıları karşısında günü kurtarmaya yönelik ilkesiz bir açıklama olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada kararı kapalı Maraş bölgesindeki hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarının önüne bir engel çıkarma girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Kıbrıs'ta egemen, eşit ve eşit uluslararası statü hakkına sahip iki halk ve iki egemen devlet olduğu da hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 23 Temmuz tarihli açıklamasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının 23 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamayı Rum tarafı ve Yunanistan'ın baskıları karşısında günü kurtarmaya yönelik ilkesiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda gerekli açıklamayı yaptığı hatırlatılan açıklamada bazı hususlar bir kez daha hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550, 1984 ve 789, 1992 sayılı kararlarıyla Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının 9 Ekim 2020 tarihli açıklamasının Maraş'ın herhangi bir yerine sakinleri dışında başkalarının yerleşimini engellemeye ve bunu mümkün kılabilmek için söz konusu bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesini sağlamaya yönelik olduğu hatırlatılan açıklamada, bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devrinin bölgeye eski sakinlerinin dışında başkalarının yerleşmesini önlemeye yönelik bir araç olarak öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada kapalı Maraş açılımıyla Kıbrıs Türk tarafının tam da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla 2020 başkanlık açıklamasının öngördüğü amacı yerine getirmekte olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kıbrıs Türk tarafı uluslararası hukuka uygun şekilde kapalı Maraş'ı münhasıran eski sakinlerine açacağına göre bunu mümkün kılabilmek için sözü edilen kararlarda öngörülen bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devri artık anlamsız kalmaktadır. Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının 23 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama, geçmiş kararlar ve açıklamanın amacını göz ardı etmekte ve ne yazık ki Rum tarafının baskısı altında esas amacının gerçekleşmesini engelleyecek şekilde anlamını yitirmiş olan bir unsuru öne çıkarmaktadır. Bu nedenle bu kararı kapalı Maraş bölgesindeki hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarının önüne bir engel çıkarma girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz. Açıklamada Kıbrıs'ta egemen eşit ve eşit uluslararası statü hakkına sahip iki halk ve iki egemen devlet olduğu da hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri son Cenevre görüşmesinden sonra sahadaki gerçeklere dayanarak Kıbrıs'ta iki taraf arasında resmi müzakereleri başlatmak için ortak bir zemin olmadığını kabul ederken ve böyle bir zeminin oluşturulması için üst düzey BM görevlisi Jane Hoylut çalışmalar yürütürken Güvenlik Konseyi Başkanı'nın sözde Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıktan ve genel sekretere verdiği destekten söz etmesini ciddi bir çelişki olarak görüyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs'ta egemen eşit ve eşit uluslararası statü hakkına sahip iki halk ve iki egemen devlet olduğu gerçeğini hatırlatmak isteriz. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'de düzenlenen 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısı sırasında yaptığı öneriler zemininde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı sürdürülebilir,
kazan kazan bir anlaşmaya varılması çabalarına devam edeceği de vurgulandı. Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Kararın Rum yanlısı Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, bu açıklamayı tanımayacaklarını ve kınadıklarını vurguladı. Maraş konusunda atılan adımın Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi konusunda ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Başbakan Saner, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün konuya bu şekilde yaklaşmaya devam etmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne asla katkı sağlayamayacağını kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş konusundaki başkanlık açıklamasının Rum yanlısı, Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı olduğunu vurguladı. Bu açıklamayı tanımayacaklarını ve kınadıklarını vurgulayan Başbakan Saner, Maraş'ta atılan her yeni adımın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarına uygun olduğunu ve Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi, Birleşmiş Milletler'in de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen Kapalı Maraş'ın yaşama dönmesini amaçladığını kaydetti. Başbakan Ersan Saner, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arestis davasında taşınmaz mal komisyonumuzun Maraş'taki mülkiyet sorununu çözmesini önermiştir. Attığımız adım bu öneriye karşılıktır. Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır, dedi. Saner açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kıbrıs konusunun 1963 yılından bu yana devam etmesinin başlıca sorumlusu Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin kendi çıkarları yüzünden Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Rum tarafının 2004 referandumunda Birleşmiş Milletler planını reddetmesi üzerine yazdığı raporda Rumların aslında planı değil Kıbrıs'ta bir çözümü, Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmayı reddettiğini belirtmesini bile dikkate almayan Güvenlik Konseyi hala Rumların uzlaşmazlıklarını arttırıcı yanlış tutumunu devam ettiriyor. Hükümetimizin Kapalı Maraş'ta ilgili olarak aldığı son karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarına uygundur. Maraş'taki mülkiyet konusunun hukuki yollardan çözümünü ve Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi, Birleşmiş Milletler'in de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen kentin yeniden yaşam bulmasını amaçlamaktadır. Şöyle ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Senides Arestis davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca kurulmuş ve süreç içinde Rumların devletimiz sınırları içindeki mülkiyet iddiaları bakımından bir iç hukuk mekanizması haline gelmiştir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye aleyhine açılan Demopulos davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararda Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Rumların mülkiyet iddialarının çözümü için etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve aksini iddia eden şikayetlerin başvurularını iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Taşınmaz Mal Komisyonumuza 15 Temmuz 2021 itibarıyla toplam 6877 adet başvuru yapılmış ve bunlardan 1227 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 34 tanesi de duruşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Hükümetimizin 16 Temmuz tarihinde Kapalı Maraş'ın %3,5'luk kısmının askeri bölge olmaktan çıkarılması için aldığı karar, Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş için bugüne kadar yapılan toplam 335 başvurunun sonuçlandırılmasını sağlamaya yöneliktir. Açılan bölgede toplam 36 başvuru söz konusudur ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin kararlarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Bir kez daha vurguluyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş'taki mülkiyet sorununu çözmesini önermiştir. Attığımız yeni adım bu öneriye karşılıktır. Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili son başkanlık açıklamasını tanımıyor, kınıyoruz.
Birleşmiş Milletler Örgütü bugüne kadar Kıbrıs konusunun adil, yaşayabilir bir antlaşmayla sonuçlanmasına olumlu katkı sağlayamadı. Örgüt, devam eden yanlış zihniyetiyle konuya yaklaşmaya devam ederse Kıbrıs konusunun çözümüne asla katkıda bulunamaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının kapalı Maraş'a ilişkin açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kapalı Maraş'ta ezber bozan yapıcı adımlar attığı vurgulandı. Güvenlik Konseyi'nin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapmasının üzücü olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapalı Maraş'a ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının kapalı Maraş'a ilişkin maddi hatalar da içeren bir açıklama yaptığı belirtilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarının bir parçası olan kapalı Maraş'ta ezber bozan yapıcı adımlar attığı vurgulandı. Kamu alanlarının kullanılmaya başlanmasının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun Kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri statüden çıkarılması kararı aldığı anımsatılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın da sarih bir şekilde açıkladıkları üzere alınan karar uluslararası hukuka uygun olduğu gibi mülk sahiplerinin haklarını da garanti altına almaktadır denildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kapalı Maraş'ın tekrar iskana açılması ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapmasının üzücü olduğu ifade edilen bakanlık açıklamasında Kapalı Maraş'a yönelik kararlarımızın Rum halkı arasında da memnuniyet yaratmasına karşın mülk sahiplerinin haklarını korumaya matuf açılımımıza Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olumsuz tepki göstermesi talihsizdir ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti. Başta Annan planı olmak üzere iki bölgeli iki toplumlu federasyonu amaçlayan müzakere süreçlerinin Rum tarafının redci tutumu nedeniyle defaten akamete uğradığı hafızalarda yerini korumaktadır. Federal çözüm modelini öngören ve yaklaşık 50 yıl sonuçsuz kalan müzakerelerin tüketildiği ve geçmişte kaldığı inkar edilemez bir gerçektir. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafıyla işbirliğine dayalı, sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşmayı arzu etmektedir. Sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşma ancak ve ancak müktesep hakkımız olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tesciliyle mümkündür. Tüketilen bir çözüm modelini taraflara dayatmaya çalışmak yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adada galebe çalan olguları dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi yerinde olacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı açıklamasında yer alan Kıbrıs halkı ifadesi de adadaki gerçekleri yansıtmadığı vurgulanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında adada tek bir halk değil Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum olmak üzere iki ayrı halk bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu olguyu da açıklama ve kararlarında dikkate almasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın Cenevre'de düzenlediği 5+BM gayri resmi toplantısı sırasında yaptıkları önerileri çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafı sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılması çabalarına olumlu katkı yapmaya devam edecektir denildi. Türkiye'den de Maraş açılımına ilişkin Birleşmiş Milletler açıklamalarına tepki geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında adadaki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz ifadelerine yer verildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinde sahadaki gerçekleri görmemekte ısrar ettiği vurgulandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz'da açıklanan Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yapılan başkanlık açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara adadaki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz ifadesiyle tepki gösterdi.
Bu açıklamalar Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olmadığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş'taki mülklere el koyacağı ve buraya mülkiyet hakları hilafına yerleşimciler getireceği gibi mesnetsiz iddialara ve Rum-Yunan kara propagandasına dayanmaktadır ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararların mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olup uluslararası hukukla tamamen uyum içinde olunduğu vurgulandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iddia edildiğinin aksine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının mülkiyet ve egemenlik haklarının üzerinde olmadığı ifade edildi. Açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetlerin oluşmayacağı, herkesin yararına olacak şekilde mevcut mağduriyetlerin giderileceği kaydedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi maalesef Kıbrıs meselesinde de sahadaki gerçekleri görmemekte ısrar etmektedir ifadesi kullanılan açıklamada, on yıllarca süren çabaların, Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Kıbrıs Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme ulaşılmasını sağlamadığı, taraflar arasında bu model üzerinde görüş birliği yokken halen federal çözümde ısrar etmenin artık konseyin itibarına zarar verdiği belirtildi. Açıklamada Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik yeni bir müzakerenin başlamasının ancak Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olduğu aktarıldı. Bu anlayışla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını ve Cenevre'de sunduğu yapıcı ve gerçekçi önerisini desteklemeye davet ediyoruz çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Kıbrıs Rum tarafını hukuka aykırı şekilde Avrupa Birliği'ne alan, hatta bu kararın siyasi olduğunu da pişkince söyleyen Avrupa Birliği'nin ve o dönemdeki hukuksuzluğa arka çıkan bazı Avrupa ülkelerinin şimdi hukuktan dem vurmasının hiçbir değeri yoktur. Bu güruhun bize hukuk dersi vermeye kalkması ise tam bir garabettir. Bu güruhu ve uluslararası toplumu bir kez daha adadaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkına yaptıkları haksızlıklara son vermeye, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve 1960'ta kazandığı egemen eşitliğine ve eşit statüsüne saygı göstermeye çağırıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın Maraş'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Açıklamayı bir uyarı olarak niteleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi çözüm zeminine geri dönülmesi çağrısında bulundu. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının kapalı Maraş'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı 23 Temmuz'da kapalı Maraş'la ilgili yapmış olduğu açıklamayla Kıbrıs sorununun uluslararası niteliğini ve kapsamlı çözümüyle ilgili atılması gereken adımların çerçevesini bir kez daha ortaya koymuş, ilgili tarafları uyarmıştır. Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün denildi. Kıbrıs'ta karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı çözüm yönünde atılması gereken adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çözümle ilgili kararlarında belirtildiği ifade edilen açıklamada, halkların görüşleriyle oluşmuş olan bu kararların adil ve kalıcı bir çözüme gidecek olan yolu ifade ettiği öne sürüldü. CTP açıklamasında Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta federal çözümle ilgili genel sekreterin çabalarına destek belirterek siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun Kıbrıslıların isteklerine uygun, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit ettiği belirtilmiştir. Uluslararası iradenin siyasi eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı bir federasyon konusundaki güçlü duruşu Kıbrıslı Türkler açısından son derece önemlidir ifadelerine yer verildi. Kapalı Maraş konusunda atılacak adımların çözüm sürecinin önüne geçmemesi,
Birleşmiş Milletler'e istişare edilerek değerlendirilmesi gerektiğinin CTP tarafından sürekli gündemde tutulduğuna işaret edilen açıklamada, Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmadığı, uluslararası yatırım çekmeyeceği ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine katkı koyamayacağı iddia edildi. Açıklamada Kıbrıs sorunu gibi hassas dengeler üzerinde ilerleyen uluslararası bir konuda herkesi maceracı adımlardan vazgeçmeye davet ederiz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş açılımına ilişkin Birleşmiş Milletler ve bazı ülkelerden gelen açıklamalarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de Maraş tepkisi geldi. Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savunduğunu belirtti. Erdoğan'ın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkelerin açıklamalar yaptığını ifade eden Çelik, bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir, sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddettiklerini kaydeden Çelik, bu açıklamanın Rum-Yunan asılsız iddialarına dayandığını ifade etti. Maraş'ın açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu vurgulayan Çelik, Maraş'a dair yürütülen açılım mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş'ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun adadaki gerçeklikle yüzleşmesi gerektiğini kaydeden Çelik, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığı görülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haksızlıklara son verilmelidir dedi. Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane, adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve var olacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır dedi. Değerli izleyenler, ülkemizde bugün de bir hasta COVID-19'dan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19 tanısıyla 21 Temmuz'dan bu yana acil durum hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 80 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti. Açıklamada hastanın tiroid ve hipertansiyon hastalığının bulunduğu belirtildi. Son yaşanan can kaybıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgının başlangıcından bu yana yaşanan ölümler 39'a ulaştı. COVID-19 Delta varyantı Rum Sağlık Bakanlığı'nı alarma soktu. Daha önce hastanede tedavi gören hastaların %88'inin aşısız olduğunu açıklayan bakanlık, aşılamaya hız verilmesi konusunda Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiserinden uyarı aldı. İsrail ise kırmızı kategoriye aldığı Güney Kıbrıs'a 30 Temmuz'a kadar seyahat yasağı getirdi. Güney Kıbrıs'ta Delta varyantındaki artış endişe uyandırıyor. Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakidou konuyla ilgili olarak pazartesi günü Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Ülkedeki Delta varyantının endişe verici olduğunu kaydeden Kyriakidou, aşılamaya devam edilmesi ve önlemlere uyulması konusunda uyarıda bulundu. Rum basınına yansıyan haberlere göre Kyriakidou, pazartesi günü Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriou
Perşembe günü ise Sağlık Bakanı Mihailis Hacıpanderas'la bir araya gelecek. Öte yandan İsrail, Güney Kıbrıs'ı kırmızı kategorideki ülkeler arasına yerleştirme kararı aldı. İsrail Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla birlikte İsraillerin Güney Kıbrıs'a seyahatleri yasaklandı. Seyahat yasağı 25 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Rum Otelciler Birliği Genel Müdürü Filo Kipros Rusunidis kararı turizme yeni bir darbe diye niteledi. Covid-19 Avrupa'da tırmanışta. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da görülen koronavirüs vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta geneline baskın olduğunu duyurdu. Örgüt Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Avrupa genelinde geçen aylarda iyileşme görülen vaka oranları Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla tekrar tırmanışa geçti. Kıta genelinde aktif vakaların %68'inin virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta'dan kaynaklandığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre salgının gidişatına bakıldığında Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor. Örgütten yapılan açıklamada söz konusu varyant daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek dedi. Örgüt geçen 4 hafta boyunca COVID-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek hükümetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge pandeminin bitmesine halen çok uzak olduğumuzu hatırlatarak aşılamayla ilgili Avrupa Birliği üyelerinin tüm çabalarına rağmen hala milyonlarca insanın aşılanmamış olması onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor, dedi. Kruj, aşılanmanın can kaybını ve hastalığı ağır geçirme riskini azalttığını da belirterek temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de salgınla mücadelede gevşetilen önlemlerin tekrar uygulanması için çağrıda bulundu. Hindistan bir kez daha muson felaketini yaşıyor. Muson yağışlarının etkili olduğu ülkenin batısında yaşanan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı. Maharashtra Yardım ve Rehabilitasyon Bakanı Vijay Vadettivar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya ulaştığını bildirdi. Vadettivar durumun kontrol altında olduğunu ve yağışlardan etkilenen bölgelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti. Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı nakliye uçaklarının da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi. Eyalet yetkilisi Sagar Patak dün Maharashtra'da etkili olan yağışlarda 47 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirmişti. Şiddetli yağışların vurduğu Mumbai'de ise heyelan nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmişti. Londra'nın Hoxton bölgesindeki bir müzenin cephesi George Floyd'un geçen yıl Amerika'da polis tarafından öldürülmesinin ardından beklenmedik bir savaş alanına dönüştü. Ev müzesi dış cephesinde yer alan köle tüccarlığı yapılmış Sir Robert Jeffrey'nin heykeli sebebiyle ırkçılık karşıtı grupların eylem merkezine dönüştü. İngiliz evleri ve bahçelerindeki yüzyıllar boyunca süregelen değişimleri araştıran ev müzesi, eski adıyla Jeffrey Müzesi, dış cephesinde yer alan köle tüccarlığı yapmış Sir Robert Jeffrey'nin heykeli sebebiyle ırkçılık karşıtı grupların eylem merkezi haline geldi. Floyd'un öldürüldüğü geçen Mayıs ayından bu yana yerel aktivistler Jeffrey'nin İngiltere-Afrika köle ticaretindeki rolünü kamuoyuna duyurup heykelin kaldırılması için kampanya düzenlediler. Bölge halkının katılım sağladığı Jeffrey heykelinin kaldırılmasına ilişkin kamuoyu yoklamasında halkın %71'inin heykelin kaldırılmasını desteklediği görülse de bu oran müze yönetimi için yeterli olmadı. Heykelin kaldırılması için kampanya yürüten Hackney Irkçılığa Karşı Dur grubunun bir üyesi olan Sasha Smith, Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın müzenin finansmanının etkileneceği sebebiyle heykelin kaldırılmaması üzerine müzeyi tehdit ettiğini iddia etti.
Bu iddia karşısında Anadolu Ajansı tarafından Davud'una yöneltilen e-posta talepleri yanıtsız kaldı. Müze ise iddiayı doğrudan ele almayı reddetti. Ancak heykeli yerinde tutmanın hükümetin kararı olduğunu ifade etti. BRT Haber Merkezi'nden ana haber bültenine yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisiyle resmen başladı. Yarını keşfet sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı. Oyunlarda 206 ülke adına 11.000'den fazla sporcu madalya için ter dökecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek, toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak. Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda 6'şar, tekvando ile artistik jimnastikte 5'er, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A milli voleybol takımı oyunlarda mücadele edecek. Lefke'nin başarılı futbolcusu Yılmaz Şipal kasından sakatlık yaşadı. Takımın özellikle duran toplarda usta ayağı olan Yılmaz Şipal'ın yapılan doktor kontrolünün ardından kasında 1 santimetrelik yırtık olduğu ve 15 gün sahalardan uzak kalıp istirahat edeceği öğrenildi. Başarılı futbolcu Beretispor'a yaptığı açıklamada tedavisinin iyi gitti ve en kısa zamanda tekrar yeşil sahalara döneceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcusu Turgay Hıdıroğlu kuzeyden sonra güneyde de şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun Girne'de düzenlediği Head & Shoulders Cup tenis turnuvasında U16 tekler kategorisinde şampiyon olan başarılı tenisçi Turgay Vural Hıdıroğlu final maçını kazanıp şampiyon olduğu gün ödül törenini beklemeden BAF'a gitti. Turgay, Güney Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun BAF'ta düzenlediği turnuvada U16 tekler finalinde rakibi David Yalanuzyan'ı 6-4 ve 6-0 ile geçerek set vermeden şampiyon oldu. Başarılı tenisçimiz U18 çiftler kategorisinde de partneri Nikolay Zalewski ile final oynama başarısı göstererek turnuvayı 2 kupa birden alarak tamamladı. 1. Lig'in Doğu Bölgesi ekiplerinden Mor Menekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını antrenör Evren Bahtıkara yönetiminde sürdürüyor. A takım oyuncuları sezon öncesi bazı testlerden geçerek hazırlıklarına devam ediyor. Bu bağlamda futbolcuları teste alan teknik ekip bu testler sonucu çıkacak sonuçlara göre futbolcuların eksik yönlerini görüp çalışma programını belirleyecek. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu adı altında Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcular belirlendi. Başkan Ender Yeşilyurt basın bildirisi yayınladı. Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlediğimiz Yıldız, Genç ve Büyük 13 artı yaş bireysel yüzme müsabakalarında Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası barajlarını geçen 8 sporcu, antrenör Mehmet Gürcenk eşliğinde şampiyonaya katılacak. Kafileye Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt ve Genel Sekreter Nevzat Dalyan eşlik edecek. Şampiyonaya katılacak olan sporcularımız şu şekilde. Özgül Çetim, Doğukan Ulaç, Emre Ersoy, Berk Kemal Gülerler, Rüzgar Maneoğlu, Mert Türsoy, Enes Kansız, Sarp İşçi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı Aslanköy'de çocuklar badminton oynayarak kutladı. Geçtiğimiz yıl Badminton Federasyonu tarafından başlatılan Gelin Birlikte Oynayalım Köy projesiyle Aslanköy'de badminton oynamaya başlayan çocuklar 20 Temmuz etkinliğinde birbirleriyle yarıştılar. Organizasyona Federasyon Başkanı Fırat Denizli,
Net Spor yöneticisi Hasan Denizalp de katıldı. Organizasyonun en başarılı sporcusu Hatice Şahin seçildi. Fenerbahçe futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak. Sarı lacivertli ekip Gençler Birliği, Pek Zvol, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Gençler Birliği ile oynanacak müsabakanın Ankara'da, diğer karşılaşmaların ise İstanbul'da yapılacağı ifade edildi. Sarı lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle. 26 Temmuz Gençler Birliği Fenerbahçe, 28 Temmuz Fenerbahçe Pek Zvol, 31 Temmuz Fenerbahçe Greuther Fürth, 4 Ağustos Fenerbahçe Dinamo Kiev. Beşiktaş, Raşit Cezal'ın transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlar, Cezayirli oyuncuyla yapılan son görüşmede 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Leicester City ile resmi görüşmeler başladı. İngiliz kulübüyle anlaşılması halinde Cezal, Beşiktaş'ta 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yapılacak kontrata göre 29 yaşındaki oyuncu yıllık yaklaşık 3 milyon euro ücret alacak. Siyah beyazlar yaklaşık 2 hafta önce de Cezal'la anlaşmaya varmış ancak Galatasaray'ın Cezayirli oyuncuya yaptığı teklif sonrası transfer Beşiktaş adına çıkmaza girmişti. Geçen sezon siyah beyazlarda kiralık olarak forma giyen Cezal 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performans sergilemişti. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu ve iç kesimlerde sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 22, Girne'de 26, Alev Kıyası'nda 21, Güzelyurt'ta 20, Gazi Mausa'da 24, Lefke'de 25 ve Yeni Erenköy'de 24 derece dolayında olacak. Yarın gündüzse en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 32, Alev Kıyası'nda 31, Güzelyurt'ta 34, Gazi Mausa'da 32, Lefke'de 30, Yeni Erenköy'de 32 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliğinin 2 metre olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Anılarla BRT. Eylem Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Geçmişten Bugüne Anılarla BRT her cuma saat 22'de BRT 1'de.